Kahvaltımızı yaptık. Keyif çayı içiyorum. Çay gibisi yok vallahi. Kahvaltıdan sonra evi süpürdüm. Bugün öyle çok fazla bir işim yok. Hani olsa da zaten. Hepsinden önemli. Dün akşamki eşimin getirdiği bamya var. 3 kilo bamya var, temizlenmek için beni bekliyor buzdolabında. Onu çıkaracağım şimdi çaydan sonra. Onu temizleyeceğim. Difrize atacağım. Ama ben bamya ilk defa atıyorum. Haşlanarak mı atılıyor? Kavrularak mı atılıyor? Hiç bilmiyorum. Annem de köye gitti. Annemi aradım, sordum. O da haşlayarak at dedi. O da içime sinmedi. Çünkü taze fasulyeyi haşlayarak attığın zaman sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Kavurarak atmayı seviyorum ben. O da yani o da şey gibi, fasulye gibi olursa diye canım sıkıldı biraz. Annem yok dedi, olmaz dedi. Bamya farklı dedi. Dur bakalım. Şansıma kalmış artık. Haşlayarak atacağım. İnşallah güzel olur. Annem de hatta dedi keşke bana da alsaydı falan dedi. Valla dedi kapış kapış yetmişler, bitirmişler bile. 3 kilo alabilmiş ya, ona sevindim dedim. Gerçi abim de bamya bahçe, bizim bahçemiz var. 4 yolda bizim köyümüz 4 yolda. Orada bahçemiz var. Abim ekiyor böyle ufak ufak. İşte bamya. Bu sene bamya ilk defa etti gerçi. Babam ekerdi. Rahmetli babam ekerdi önceden. Biber, işte patlıcan. Yani yazın yaz sebzesi, kışın kış sebzesi. Biraz biraz ekiyor o. Şimdi annem de orada. Abilerim falan oradalar. Çocuklar da tutturuyorlar. Hatta biz bu pazar günü köye gitmeye niyetliydik de. Bahçede işler vardı ama işler ertelenmiş zannedersem. Artık pazar gününü başka plan yaparız. Çocuklar deniz isteyip duruyor. Dur bakalım. Öyle bir o gün gelsin. Babacıklar ne yapıyor? Bak bak bak, emziği nasıl dattı. Büyükler odasındalar. Onlar sabah kahvaltıdan sonra önce bir ders çalışıyorlar bir saat. Öğretmenlerin verdiği ders test kitapları var. Önce onlar yapılıyor. Bir saat kadar onlar test çözüyorlar. Sonra mola veriyoruz. İsterlerse TV izliyorlar. İsterlerse YouTube'da bir video falan. Sonra kitap okuyorlar. Kitaptan sonra da bir yarım saat tabletle oynama hakları var. Şu anda tabletle oynama haklarını kullanıyorlar. Bizde hayat böyle. Size şu iki bıcırığı göstereyim. Şu iki bıcırığı göstereyim size. Şu boncuk var ya, boncuk. Sarı boncuk o. O benim sarı civcivim. Yakup. Gerçekten bir şey gösterir mi, güzel bir şey? Göster bakalım. Tatatatam. Sen zaten güzelsin. Ay kızımın arabası. Küçük bebek arabası. Abileri almıştı. Abileri paralarını biriktirdiler. Kızımın doğum gününde, geçen yılki doğum gününde almışlardı. Evet. Yakup. Anneannen ne aldı? Anneanne ne almıştı o zaman sana? Terlik mi almıştı? Sen pembe, evet, bir terlik almıştı galiba sana, evet, değil mi? Evet. Hani Yakup nerede? Ben atmıştım kendimi. Neredeymiş benim borcum? Dur bakalım kızım. Bak Yakup yanıma geldi. Oğlum. Annem. Boncuk gözlüm. Neyse. Alper de oradan bana işaret ediyor. Beni çağırıyor. Ben bir gideyim onun yanına. Görüşmek üzere. Pehlivanlar güreşiyor. Hadi. Hadi Aytun. Yakup Bey'e mamasını yediriyoruz. Yoğurtla ekmek yaptım ona. Çok seviyor yoğurtla ekmek. Abi eğer hem tok tutuyor hani, hem besleyici. Bir pasta falan bulabilirsin buralarda. Oğlum biraz televizyon sesini kısar mısınız? Ailen uyudu. Ben bamyalarımı aldım yanıma. Onları biraz temizleyeceğim. Eşim gelene kadar yarısını temizleyeyim. Yarısını da akşam eşimle beraber temizleriz. Hepsini bitirmesi zor olur. Çünkü zaten saat bayağı bir ilerledi. Saat 4:30 geçiyor.
Al aşkım. Ay çok acıkmış bu. Çok acıkmış bu kuzum. Aferin oğluma. Aferin benim oğluma. Güzel oğlum benim. Al anneciğim. Al boncuğum. Oh. Yesin ne büyüsün benim küçük paşam bu. Bu benim en küçük paşam bu. Ay en minnak bu, en minnak. Çamaşır katlıyorum. Diyeceksiniz bu kadının çamaşırı ne kadar çok çıkıyor. Valla hafta 7 günse haftanın 5 günü benim çamaşır makinesi çalışıyor. Haliyle kalabalık aileyiz çünkü. Yaz günü bir de çok terliyor çocuklar. Görüyorsunuz koşturuyorlar, oynuyorlar. Yemeğim vardı. Dünden kalan yemeğim vardı. Yanına da böyle aparatif bir şeyler hazırlayayım diyordum. Eşim aradı. Çarşıya gitti o. İşten çıktı. Çarşıya gitti. Bir şeyler alacaktı. Tabii aç karnına çarşıya gidersem ne olur? Sağdan soldan mis gibi yemek kokuları. Dürüm kokuları. Göknur diyor evdeki yemek kalsın. Yarın yeriz onu dedi. Ben dedi yemek yaptırıyorum. İyi dedim sen bilirsin. Canıma minnet. Hazır yemek gelecek ne güzel. Neyse artık o zaman dedim sen gelene kadar bari madem sofra kurma işim yok öyle şey yapayım. Oturayım dedim gelene kadar 10 dakika 15 dakika çamaşır katlayayım. Fırsat buldukça öyle öyle katlayıp yerleştiriyorum. Bamya temizlemekten sıkıldım yani. Temize temize bitmiyor vallahi. Bir de bir yandan da işte şey yapıyorum. Yakup durmuyor. Çocuğu uyutmaya çalışıyorum. Onların sesinden çocuk uyanıyor. Artık sıkıldım dedim. Bıraktım yemekten sonra devam ederim. Böyle. Bizim günlük hayatımız böyle. Böyle koşuşturma. Sabahtan akşama kadar çocuklarla. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur videolarımızı izlerken. Henüz yeni başladık biz bu işe. Bakalım zaman neyi gösterecek. Benim kız hala uyuyor. Bıcırık kızım hala uyuyor. Yakup uyumadı. Uykusu başına vuracak. Çocuk uykusu var. Abilerinin sesinden uyuyamıyor. Başka odaya da uyutamıyorum. Çünkü orada ben şimdi klimayı açıyorum öğleden sonra. Çok sıcak oluyor. İskenderun çok sıcak bir memleket. Nem oranı aşırı derecede yüksek bir memleket. Böyle elin yüzün yapış yapış olur. O yüzden öğleden sonra klimayı açıyoruz. Tabii ertesi sabaha kadar çalışıyor klima. Yani gece de klimayı açıyoruz. Mümkün değil sıcakta uyuyamazsın. Ne yapalım? Buna şükür. Neyse ben bunları katlamaya devam edeyim. Görüşürüz inşallah. Yemeğimizi yedik, kahvelerimizi de aldık elimize. Artık dinlenmeye geçiyoruz. Bütün bir günümüz böyle geçti. İnşallah keyif alarak izleyeceğiniz bir video olmuştur. Çok daha güzel videolar gelecek inşallah zamanla. Bizden ayrılmayın, takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Unutmayın.